Cihangir, sana sorayım gene. Tuz ne kadar attı? Poşetten döktün herhalde tuzu da. Çok mu tuzlu olmuş? Sen gel bir evet, tat da. Çok tuzlu benim ama. Neyse biz şey yapalım. Benim tabağım niye kirli? Neresi sana kirli? Burası böyle daha olmuş bir şekilde. Bir göster yarışmacımıza kirli mi? Şurası şöyle. Etim böyle sanki kaymış, tabağım yağ kalmış. Gondol ya, o yüzden. Hayır, sizinki de geziyordur belki. Bende yok var. Yok, gondol olduğu sizde için. Sizde yok, bende var. Değiştirmemi isterseniz var. Değiştirebilirim. Üzdü bu beni. Bizi de. Bizi de üzdü bir miktar. Üzdü ve böyle büzdü. Büzdük, büzüştük, kaldık böyle limondan, tuzdan. Ben varsa bir tane soda alabilirim. Tamam. Ben de bir soda alabilirim. Ben de alabilirim. Tamam. Birazcık içimiz yandı. Eğer iki tane aldıysan önce bana ver. Onlar içmesin. Limonlu sodanız var mı önce acaba? Önce yarışmacılara ver. Neyi? Limonlu sodanız var mı acaba? Şu salatadan biraz bir sodanın içine şey dört. Değil mi? Ama fazla koyma. Bu sefer. Ah Pınar'ım, ah Pınar'cığım. Sizin bardağınız? Burada canım, teşekkür ederim. Şehriyeli, arpe şehriyeli, eline sağlık pilav. Pilavdan da yiyin. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavlar, pilav tamamen diri. Pişmemiş, evet çok diri. Pilavı pişirdin mi Pınar? Pişirdim. Diri. Nasıl diri? Diri. Pınar Hanım gerçekten yemek yapmayı bugün biliyor musunuz? Bugün final günüdür. Bence bilmiyorsunuz. Gerçekten bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz yani. Evet, Allah aşkına. Gerçekten bakınca olmamış. Pilav diri. Olmamış. Diri değil, olmamış. Çiğ. Önce yarışmacı söylediği için sordum. Yani ne tamam, kadar pişirdin? Pilav tamamen çiğ. Pişme süresi bellidir ya. Bellidir ama evet. Gelin dadın çiğ. Kufteden yediniz mi gondol kufteden? Yedim. Köftenin ağır kurusu var başlangıçta ama yiyince öyle değil. Sanki bana köfte bilmiyorum. Bana çok kuru geldi. Evet köfte hani çok... bazen köfte içinde suyunu tutar bir koku ya. Gelmedi bu aslında. Suyunu tutmamış ve karabiberi ciddi çok yoğun fazla geldi mı bana. Evet. Şimdi evet kuru. Bir Ayşe devam etsin. Teker teker hem pilavı hem salatı hem de şeyi anlat Ayşe'cim. Karabiberi ciddi yoğun geldi dediğim gibi. Hani yediğin zaman böyle keyifli böyle hafif ıslak bir köfte yemiyorsun. Böyle cık cık olur ya et gibi böyle. Sanki ben bütün et yiyorum böyle tam pişmemiş bir et yiyor gibiyim böyle. O sertliği hissettim. Sebzelerinin güzel haşlanmış, güzel pişmiş bir şey. Hazır değil mi garnitürleri? Sorup durdular çünkü. Ama yani bezelye donmuştur büyük ihtimalle. Onu birazdan nereden bulacağım? Aynen ama hazır garnitür alıp da haşlamış. Peki. Pilavın gerçekten diri ve tuzlu. Bir tat sen de tat. Ben bakayım. Tuzunu bilemeyeceğim de diriliği konusunda haklılar. Salata. Salata kendi başına hükümdarlığını kurmuş limonlar içerisinde aynen. Çeri domatesin de şeyi var. Yok hani ben onu çok takmadım. Yok ama hani söyleme gereği bile aynen söyleme gereği bile duymadım. Kenara çektim ama ciddi ekşi. Ekşi ve tuzlu. Tuzlu aynen. Peki Ali seninle devam edelim. Yani ben zaten direkt bıraktım. Yani tattı mı salatandan? Tattım bana niye öyle geldi bir garipsedim yani. Belki sizin evet damak tadınıza gelir. Bir de şu dibinden alsana. Ortada mı soslayıp? Tam mı karıştıramadın mı acaba? Bana öyle niye gelmedi? Bir kere yani bir dibinden al. Aşırı tuzlu ve ekşi. Aşırı. Ayşe'nin öyle gibi, böyle değil. Ayşe'nin gibi ekşi. Almamız lan. Ağzımız... Sizin gibi çok ekşi o da salatada. Ya ben tatlıyım da siz bunu göremeyecek kadar kısa lütfen, hayatımda olacaksınız. Lütfen tatlı olan benim hakkımı yedirmem. Benim arkadaşlarım ve çevremdeki herkesin bana tek söylediği şey bu neşeni, bu tatlılığını nasıl koruyabiliyorsun? Bunu neden bana gelmedi? Şey peki bunu neden biz göremedik? Göstermek zorunda mı? Çünkü ben burada yarıştayım. Ben burada yarıştayım. Herkesin her gününü göremeyiz. Burada başka bir duruşunuz var, rekabet var herkes. Aynen ve ben burada yarıştayım dediği gibi Zuhal Hanım da rekabetliysen benim için burada yalnızca kazanmamı gerektirecek bir rakipsin. Başka hiçbir şey değil. Kazanmanı gerektirecek derken? Yani hani ben burada kazanmak istiyorsam hepinizle rakip olarak görmeliyim. Rekabet o yüzden var. Tabii ki. O yüzden yani Melek Hanım, çizgimi koymalıyım. Ben araya gireceğim ama siz gir sürekli herkese sarıyorsunuz ya. Siz evet kendi malzemenizi yanlış alan kişisiniz ya. Yani, niye devamlı buradan yürüyorsun? Çok merak ettim. Yani bundan işte, yürünmemek bana yürüyecek başka bir şey olmadığı için devamlı hep buradan yürüyorsun. Çünkü yürüyecek bir şey var aslında. Ama ben sadece emekle ilgili olan kısmından daha lükstü. Gerçekten. Çok şey var. Daha evet. Yani lütfen daha fazla seçeneğim. Ya neyin sizden seçeneğin fazlaydı? Nasıl yani? Ya sen öyle yiyecek bir şey getirseydin de seçeneğin az olsaydı. Evet. Hepimiz yemedik. Ali'nin yarım kaldı yorumu.
Eti nasıl köftesi? Köftesi kuru olmuş. Zaten gösterebilirim bu şekilde. Kuru bir köfte geldi. Pilavı da diri olmuş. Salatası keza aynı şekilde ekşi ve tuzlu. O yüzden beğendim. Sana hala gelmedi mi ekşi ben ve tuz? Ben sevdim vallahi ya. Peki, çok güzel olmuş. Pilav diri mi? Afiyet olsun. Yüzünü söylemiyor. Oh, pilav için söylemiyor. Bir buçuk limon sıkmışsın ya. Bir tık evet şey olmuş. bir tık. Kınar biliyor musun? Bayağı. Ben bu masada Kaan Bey hani aşçı sıfatıyla oturmasına rağmen içten içe hiç söylemediğim tek bir şey vardı. O da seni kendime rakip görmekti ama değil misin? Ve dürüstçesi ben bugün senden çorbayla başladığım evet, anda çok da dedim, güzel bir başlangıç evet, yaptık. Evet dedim ki tamam evet. Dedim. Oldu. Dedim evet. Dedim içimden ben de yani dedim. Yalana çorbayla gerek yok. Ben de dedim. Aynen. Peki. Yani belki belli azizliklere uğrayabiliyor. Öyle mi? Neyin azizliği? Yani kurutulmuş köfte. Kurutulmuş dediniz. Kurutulmuş buydu. Fırın kuruttu köfteyi. Pilavı kim pişiremedi? Ocak. Ocağın azizliği. Bravo. Salataya kim limon sıktı? Limon. Bence narenciye. Çok güzel oldu. Sence Ocaklar zaten ya. Kabul etmiyor. Bir buçuk limon diyor adam orada. Daha açıklamaya gerek var mı sence? Tuzu da herhalde paketten döktün. Aynen. Yok Zuhal Hanım gerçekten o kadar çok dökmedim. Vallahi ya. Seyredeceğim o kısmı ama bir buçuk limon zaten. Bilemedim. Şuna yarım limon bile yeter. Hatta yarımdan da az. Az çünkü salatan az bir de. Miktarı da az. Evet Melek. Elinize sağlık. Ama afiyet olsun. Pilav olmamış, köfte de gerçekten kuru. Salatayı zaten söylemiyorum bile. Zaten salatada, beğenseniz bak, salata şaşardım. Zaten dedim ya Ayşe Hanım gibi ekşi olmuş. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım gibi ekşi mi olmuş? Evet. Ay illa birini dahil edecek. Evet değil mi? Gerçekten. Niye gene Ayşe'ye taş atılıyor? Lütfen. Birini dahil etmenize de ben gerçekten bayılıyorum yani. Ne meyvesi? Meyve veren ağaç taşlanır. Artık hangi meyveyi özdeşleştiriyorsa. Ben sanmıyorum. Üzüm olur iki gözüm. Peki Kaan sende umutlar. Elinize sağlık. Roka salatası çok saplarını koymuşsun. Bence Roka'nın sapları bu kadar olmamalı içinde. İşte limonu zaten burada gözüküyor. Çok aşırı olmuş. Köfte kuru, o zaten fırında olduğu için kuruması normal. Ben köftenin lezzetini beğendim ama pilav hiç pişmemiş. Pilav mı sana göre? Hiç değil ama yani bir tık daha pişebilir. Bir tık mı? Çok bir beş tık diyelim biz ona. Gerçekten mi? Evet. Takır takır. Allah Allah. Sana öyle gelmemesi de enteresan. Bak buna en çok şaşırıyorum. Birinci ıslattın yani. Ben çok beğendim. Lapa birinci ıslattınız mı? Bunu... Lapa yapmak daha kolay. Daha kolay mesela lapa yapmak tutturamamak ama bu kadar diri bırakmaya tatsaydın demlenirken biraz daha su koyup hemen biraz daha tıkırdatabilirdin. Aynen aynen. Aynen. Zamansızlık da buna da. Hem zamansızlık hem fırın hem ocak. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hayırlı işler, bol gülüşler. Lütfen Gürbüz'e su çatmayalım. Şimdi Gürbüz'e suçlanmasın. Gürbüz normal kafa karıştırıyor ya. Teşekkürler. Gürbüz'cüğüne laf yok. Lütfen ama Gürbüz'e laf atıyorlar. Herkesi karıştırıyor. O niye yaptı o zaman? Lütfen Gürbüz'ü. O hiç yapamadı. Lütfen hayır. Kaan'ı diyorum. Sizin haftadan örnek vereyim o zaman. Tamam o zaman tekrar herkesin söyleyeyim. Yanında Gürbüz var, herkesin yanında kamera var, herkesin 2,5 saati var, herkes aynı fırını kullanıyor. Aynı bazen yarıştık. Kendi aynı şartlarda. Yani bazen de hatalarımızı kabul etmek lazım. Hayatta da, yarışmada da. Tıpkı senin dün, evet işte bilmem neyi tuzlu yapmışım, onun evet şambeli yapamamışım, evet yanlış şey almışım, evet balığa bilmem ne yapmışım gibi gibi. Yani kabul fakat edemez. Burada... Ay çok yani keşke tadabilseniz sevgili izleyenler. Bayağı ağzıma limon sıksam bu kadar ekşi kalır. Bana güzel geldi diyor. Pilav diri diyor herkese ama bana diyor bir tık diyor. Köfte kuru olduğunu kabul ediyor musun ya da kalın olduğunu? Yani köfteyi iyice pişsin diye iki kez fırınladım öyle söyleyeyim. Aa, kurutu zaten diyor. Kuru tekrar fırınladım. Fırınlama normal garnitüründe biraz fazla tutmuş. Evet. Bir de çok kalın tutmuş. Aynen. O da içi pişsin diye biraz fazla. İçi pişsin diye çünkü aynen. Kalın tutmuşsun köfteyi. Gondol formu da yok. Gondol evet. Gibi. Daha ince yapacaktın, ortasını uyacaktın. 6-7 dakika pişecekti. Malzemesi de üstüne şapka takmış gibi afmıyor. Aynen. Yani gondol ama haklı fırın kuruttu.